Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardi illa alallahi rizquha ve ya'lamu mustaqarraha ve mustavda'aha kullu fi kitabim mübin. Sadakallahu aleyhi. Kıymetli kardeşlerimiz, Cuma geceniz mübarek olsun. Bu akşam bir konumuz, bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Yüce Mevlam Hud suresi 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta, lehv-i mahfuzda yazılıdır. Evet. Hud suresi 6. ayet-i kerime. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bu ayette insanlar dahil bütün canlıların rızkının kendisine ait olduğunu belirtmektedir. Yeryüzünde sürünen, hareket eden, yürüyen, sularda yüzen, gökyüzünde uçan veya başka şekillerde hareket eden, büyük küçük, görülebilen görülemeyen bütün canlıları yaratan ve rızkı yaratan Allah, hepsinin rızkı Allah'a aittir kardeşlerimiz. Allah'ın güzel isimlerinden biri de çok rızık veren anlamına gelen Rezzak'tır. Rızık verenin kendisi olduğunu belirten Yüce Rabbimiz, başka ayetlerde de buna vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır. Zariyat suresi 58. ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah Rezzak, rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Yine başka bir ayet-i kerimede nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Yine başka bir ayet-i kerimede kardeşlerimiz, ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Allah soruyor. Evet, Fatır suresi 3. ayet-i kerime. Evet kıymetli kardeşlerim, yukarıdan meallerini verdiğimiz ayetlerden de anlaşıldığı üzere rızkı veren Yüce Rabbimizdir. Ancak bu yaratılan rızkı elde etmemiz bizim gayretimize bağlıdır. Yoksa bunu nasıl olsa rızkım Allah'a aittir, benim çalışmama gerek yok, rızkım ayağıma gelecektir şeklinde anlamak yanlıştır. Bu yanlışlığın uzantılarını her ne kadar yaygın olmasa da toplumda zaman zaman görmekteyiz. Çalışmaya yan gelip yatanlar, geçinmeye çalışanlar ve bunu seslendirenler, söyleyenler var. Maalesef kimi insanlar Allah'a tevekkülle rızık için gayret göstermeyi birbirlerine zıt gibi anlamaktadır. Oysa ki kıymetli kardeşlerim, burada herhangi bir zıtlık bulunmadığı gibi tam tersine bu iki kavram arasında ince bir uyum vardır. O da insanın rızkına ulaşmak için elinden gelen tüm gayreti göstermesi ama sonucu Allah'a bırakıp ona tevekkül etmesidir. Rızkı verenin Rabbimiz olması bizim için çalışmadan, rızkımızın peşinde koşmadan rızkımızın ayağına geleceği anlamına gelmez. Bunu unutmayalım. Tam tersine insan için ancak çalıştığı vardır. Ve en leyselin insane illa ma sa'a ayeti kerimesinde. İnsan için ancak çalıştığı vardır Allah buyuruyor. Necm suresi 39. ayet-i kerime. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerime gereğince rızkımızı temin için çalışmamız, gayret göstermemiz yine Yüce Rabbimizin emridir. Bizler var gücümüzle çalıştıktan sonra sonucu Allah'a bırakacağız. Ona tevekkül edeceğiz. Canlı varlıklardan insan rızkını kendi akıl ve iradesini kullanarak elde eder. İnsan dışındaki canlılar ise yine Allah tarafından kendilerine verilen içgüdüyle bu rızıklarını ararlar ve Rabbimiz de onların rızıklarına ulaşmalarını kolaylaştırır. Karınca aynı şekilde, kedi aynı şekilde, köpek aynı şekilde, efendim dağdaki geyik, dağdaki kurt, dağdaki domuz falan, ne sayarsak sayalım. Bir sürü Allah'ın vermiş olduğu o hayvanları Allah içgüdüleriyle kendi rızıklarını bulma çabası, ya durmazlar, yatmazlar yani. Mutlaka gezerler ki rızık ararlar. Evet, hiç durmazlar. Hiçbir yaratıcı canlı durmaz. Hepsi gezer, rızkını arar ve bulur ve yer o günkü rızkını. Ama insan kendi aklını kullanarak rızkını kendisi kazanır. Ama Allah verir. Kıymetli kardeşlerim,
Kişinin herhangi bir sebeple başvurmadan rızkının ayağına gelmesini beklemesi dinimize göre doğru değildir. Bir kimsenin çalışmadan rızkının ayağına gelmesini beklemesi miskinlik ve tembellikten başka bir şey değildir. Dinimize göre doğru olan davranış, insanın çalışarak bir iş için gerekli olan altyapıyı yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edip rızkının ve kazancının artması için dua etmesidir. Yüce Allah her canlı için yaratılışına uygun rızık yaratmış ve canlılara rızık elde etme yollarını öğretmiştir. Biz insanlar da Allah'ın bizler için var ettiği rızkı kazanmak için yeryüzüne dağılıp çalışmak zorundayız. Yüce Rabbimiz insanlara akıl vermiştir, irade vermiştir, hayvanlara da içgüdü vermiştir. Bizler aklımızı ve irademizi kullanarak çalışıp kazanmak için rızkımızın peşinde koşmalıyız. Rızkımızın peşinde koşmalıyız ki Allah rızkı bize nasip etsin. İyi sen gel yan yat aşağıya, rızık gelecek diye bekle. Armut piş, ağzıma düş. O güzel. Kıymetli kardeşlerim, bizler aklımızı ve irademizi kullanarak çalışıp kazanmak için rızkımızın peşinde koşmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar bunu gerektiriyor. Bu anlayış doğrusunda dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta daha var ki dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta da gerek yaptığımız işte gerekse alışverişlerimizde kazancımızın helal yoldan olmasına dikkat edeceğiz. Nitekim Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Nas suresi 114'te böyle söylüyor. Allah'ın verdiği helallerden yiyin. Helal rızıklardan. Haramlardan uzak durun. Ve yine başka bir ayet-i kerimede ey madenler, eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin. Ve Allah'a şükredin buyuruyor. Bakara suresi 172. ayet-i kerimede. Kıymetli kardeşim yine başka bir ayet-i kerimede bakın insana sadece çalıştığının karşılığı vardır. Demin okumuştuk. Demek ki çalışacağız ki karşılığını bulacağız kıymetli kardeşlerim. Elimizden geldiği kadar bu ayetleri aklımızdan çıkarmayacağız. Helal yollardan rızık kazanmaya uğraşacağız. Haramlardan uzak duracağız. Haramlardan hem kendimizi hem çoluk çocuğumuzu hem de aile ifradımızı uzak tutacağız. Helal rızıklar kazanarak helal yollarla bu dünyadaki ömrümüzü tamamlayacağız ki Yüce Mevlamız bizlere öte dünyada ahirette hesap vereceğimiz zaman hesap sormasın. Helal rızık kazandık ya Rabbi diyebilelim. Haram bizden uzak durdu diyelim. Tuttuk kendimizden diyelim. Onun için kardeşlerimiz Allah Teala hepimize helal rızık kazanıp helal lokma nasip eylesin inşallah. Allah gecenizi hayır etsin. Allah hepinizden razı olsun.